Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Afrin bölgesinde Zeytin Dalı Harekatı'nda destan yazan Mehmetçiğimize destek amacıyla ev ve iş yerlerinizi bayrağımızla donatma çağrısında bulunuyor. Haydi Aksaray, tüm şehrimizi şanlı bayrağımızla süsleyelim. Aksaray Belediyesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacıyla Mehmetçiğimizin Yanındayız adı altında bayrak kampanyası başlattı. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Afrin Harekatı ile ilgili yaptığı değerlendirmede birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenler geçmişte olduğu gibi bugün de hüsrana uğrayacaktır. Millet olarak Afrin Harekatı'na katılan kahraman ordumuzun her zaman yanındayız ifadelerini kullandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıyla tamamlanması için dua ettiğini söyledi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de destan yazmayı sürdürdüğünü açıklayan Başkan Yazgı, Aksaray Belediyesi olarak Mehmetçiğe destek için vatandaşların ev ve iş yerlerini Türk bayrağıyla donatma çağrısında bulundu. Başlatılan kampanya kapsamında Türk bayrağı isteyen vatandaşlar bayraklarını Aksaray Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nden temin edebilirler. Aksaray Belediyesi İller Bankası ortaklığıyla Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde başlattığı kısmi kanalizasyon şebeke çalışmalarını sürdürüyor. İller Bankası'nın desteğiyle Aksaray Belediyesi'nin Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde başlattığı altyapı projesinin çalışmaları bu yıl içerisinde bitirilmesi hedefleniyor. Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde mahallede kanalizasyon şebeke hattı tamamlandı. Şu anda terfi merkezi ve terfi hatların yapımı sürüyor. Aksaray Belediyesi ile İller Bankası ortaklığında Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde başlatılan kısmi kanalizasyon şebeke yapımında bugüne kadar yapılan çalışmalar neticesinde mahalleye 31.308 metre kanalizasyon şebeke hattı döşendi. Kanalizasyon şebeke hatlarının tamamlanmasının ardından terfi merkezlerinin ve terfi hatlarının yapım işine başlandı. Yapılan terfi merkezleriyle birlikte mahalleye 4.765 metre terfi hattı döşendi. Aksaray Belediyesi'nin kanalizasyon sorununu kısa sürede çözüme kavuşturduğunu söyleyen mahalle sakinleri, mahallenin büyük bir eksiği olan altyapının kısa sürede çözüme kavuşmasından dolayı Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya teşekkür ettiler. Spor Toto Bal Ligi 5. grup temsilcimiz 68 Aksaray Belediyespor deplasmanda oynadığı Ceyhan Spor maçını 2-0 yendi. Spor Toto Bal Ligi 5. grup temsilcimiz Aksaray Belediyespor hafta sonu pazar günü deplasmanda sezonun 16. haftasında Ceyhan Spor'a konuk oldu. Adana Ceyhan ilçe stadyumunda oynanan müsabakayı Ankara bölgesinden hakem Hakan Basık yönetti. Güneşli güzel bir havada başlayan maçın ilk etkili ekibi temsilcimiz Siyah Beyazlar oldu. Dakika 1'de Alaaddin Közen ve Okan Tirgil paslaşmasında gelen ilk tehlikeli atak maça tutunduracak morali verdi. Dakika 12'de rakibiyle ikili mücadelede Alaaddin Közen sarı kart görürken dakikalarca beklenen gol dakika 37'de Okan Tirgil ile geldi. Temsilcimiz Siyah Beyazlar ilk yarıyı 1-0 üstünlükle tamamladı. Maçın ikinci devresine de iyi başlayan siyah beyazlı temsilcimiz Aksaray Belediyespor farkı artırmak adına rakip kalede birçok gol pozisyonu yakaladı. Ancak son dakikaya kadar skor değişmedi. Maçın bu skorla bitmesi beklenirken maçın 90. dakikasında sahneye çıkan Burhan Coşkun uzatma dakikalarında skoru 2-0 yaptı. Liderliğini koruyan temsilcimiz 68 Aksaray Belediyespor, Ceyhan deplasmanından 2-0 galibiyetle ayrılan taraf oldu. Tekerlekli sandalye basketbol 1. ligi temsilcimiz 68 Aksaray Belediyespor kendi evinde Adana Engellileri 68-60 yendi. Tekerlekli sandalye basketbol 1. ligi temsilcimiz 68 Aksaray Belediyespor ligin 9. haftasında oynanması gereken ancak açık öğretim fakültesi final sınavları nedeniyle ertelenen maçta kendi evinde maç galibiyetini Aksaray'ın plakasıyla bitirdi. 68 Aksaray Belediyesi Adana Engellileri 68-60 yendi. Tekerlekli sandalye takımımız ligde oynadığı 11 maçtan 6 galibiyet çıkarıp ilk yarıyı 7. sırada bitirdi.
Adana Engelliler ise bir galibiyetle sondan birinci sırada ilk yarıyı kapadı. Türkiye Bayanlar Handbol Süper Ligi temsilcimiz Aksaray Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Ankara Yeni Mahalle maçında berabere kaldı. Türkiye Bayanlar Handbol Süper Ligi temsilcimiz Aksaray Belediyesi Gençlik Spor Kulübü evinde Ankara Yeni Mahalle Belediyesi Spor Kulübü ile karşılaştı. Piyasaya mücadelede karşılaşma 23-23 berabere bitti. Maçta dengeli bir oyun ortaya koyan Aksaray Belediyesi Gençlik Spor Kulübü üstünlük kurmaya çalışsa da rakibi Ankara Yeni Mahalle Belediyesi Spor Kulübü buna izin vermedi. Piyasaya mücadele 23-23 beraberlikle sonuçlandı. Bu sonuç ile Ankara Yeni Mahalle Belediyesi Türkiye Handbol Süper Ligi'nde 17 puanla 6. sırada yer aldı. Takımımız ise 11 puanla 8. sırada. Sevgili seyirciler, Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.